burası Arafat, komple alan Arafat meydanı. İsmini Arafa gününden alır. Arafat ve Arafa ile alakalı bildiği anlamına gelen çeşitli rivayetleri paylaştım ama en önemlisi bizi bağlayıcı olanı hacının burada arif olmasıdır. Arafa günü ne zamandır? İslami literatürde tek bir tane Arafa günü vardır. Ramazan bayramı önceki gün Arafa denmez. Kandil'den önceki gün Arafa denmez. Cuma'dan önceki gün Arafa denmez. Arafa'nın tek bir İslami kelimesi vardır. Kurban bayramından önceki güne Arafa denir. Çünkü Arafa'da bulunur hacılar burada. Buraya Arafa ya da Arafat denir. Diğer bir. O yüzden hadiste iki rivayet vardır. El-Haccu Arafat, El-Haccu Arafa. Hac Arafat'tır, Hac Arafa'dır şeklinde. Hacılar burada toplanır dedik. Arif olurdu. İhram için hep bir dizi var. Evler yerinde. İhramlısın. Sen kimsin? Ben seni nereden bileyim tanımıyorsam. Arafat tacı böyle olur. İnsanlar fink atıyor. Su istesen kimden isteyeceğini göremiyorsun. Böyle sıkışmış kalmışsın bu ortamda. O zaman diyorsun ki ya Rab, her şey senden ve sana ait. Ben bunu çıkıyorsun. Bunu burada dedin, faydası var mı? Var. Tövbe edip dönebilirsin. Bu sözü bir yerinden söyleyeceksin, faydası yok. Neresi? Köyü çıkıp seyi koy. Mahşerin meydanının adı ne? Arafat. Dünyada Arafat meydanında bulunup kendini kurtarabilen mahşerin Arafat meydanında kurtulur. Dünyanın Arafat meydanına gafilce geçenlerini göremeyen mahşerin Arafat meydanında didinir, didinir durur. Ya sahip cehennemden olur, cehenneme girer ya da sahip cehennemden olur. Arafat meydanının Arafat meydanında bulunması vardır. Hacca gelenler gördüğü gibi gidip görecek. Buna doğru yaşarsınız. Mahşer günü güneş kurmuşuzda kurbasın. İnsan arasında kesinlikle bulundu. İnsanlar akın akın bir yere gitti. Ve herkesi birbirinden taşıdı. Yapılacak olanları hissedersiniz ve bir geri dönüş imkanı vardır Arafat'ta. Ama Arafat'ta geri dönüyor. Furkan'ın sürelerinin anlatıldığı gibi o gün insan der ki Rabbim beni geri döndür. Bir amel işleyeyim sadece. La merhaba mekbam. Üniversite ifade, hitap, muhataplık yok. Size peygamberler geldi ve siz onlara itaat etmediniz derler. İşte Arafat meydanında hacı bir daha dönüyor. Ne oluyor? Bunu düşünürse يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله أي إيمان edenler الله ورسوله إيمان ediyorsunuz. İman etmişsin zaten iman edin. İman etmişsin zaten ne iman edecek? Eğer ben siz varken burada evliyalık taslıyorsam, siz yokken eşkıyanın ağababasıysam ben gerçek anlamda iman etmemişim. Ya da anamız, babamız, eşimiz, dostumuz varken bir şey yapıyor. O yokken yapmıyorsak demek ki kalbimize iman daha işlememiş. İşte burada hacı gerçek anlamda onu hisseder. O gün vardı. O yüzden hacı var. Hac nedir? Yaratılıştır. Varlık alemi Arafat'ın. Kendin var. Hacca gelirsiniz. Hac zamanı. Arafat'ta susuzken siz serin sularla sulanıyorsunuz diye bir serzenişte bulunur.
Bunun üzerine uyanınca eşi Halife der ki ben Arafat'a su temininde bulunmak istiyorum. Arafat'ın sulandırılmasını istiyorum. Kendisinin kendi imkanlarıyla elde ettiği parası vardı. Geçmişten kalan bir miktar parası da vardı. Devletin de desteğini alarak Taif'ten Arafat'a su çektirdi. Ve bu çektirmiş olduğu sudan dolayı buraya aynı Zübeyde. Zübeyde Hanım su dediler. Buranın başka su kaynağı yok. Şu anda bile su ihtiyacı yaşıyoruz bazen burada. Buradan Mekke'ye kadar uzantısını da birisi yaptı. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan da yine kendi imkanlarıyla 500 bin altın harcayarak buradan Mekke'ye kadar yol alan giden güzel gençlerimiz üzerinden su kanalını Mimar Sinan'a yaptırdılar. 1943'lere kadar kullanılan bu su kanalı bitik bir vaziyette varlığını korumaya gayret ediyor. İşte burası Arafat Meydanı. Allah Resulü'nün 124 bin küsur sahabesine üzerine basa basa söylediği şey. Onu bir daha söyleyelim mi? Ne diyordu Allah Resulü? Burası neresidir diyordu. Burası hangi gündür diyordu. Bu zaman hangi zamandır diyordu. Diyordu ki burası Arafat. Burası günlerden cuma. Burası Zilkade, Zilhicce ayı. Nasıl ki Zilhicce mübarekse, nasıl ki Arafat Mekke bu belde mübarekse, nasıl ki bugün cuma günü mübarek ve kutsalsa sizin mallarınız, canlarınız ve namuslarınız da öyle kutsaldır. Sakın benden sonra dünyevi telaş ve arzular sebebiyle, hırs ve makamlar sebebiyle birbirinizin boynunu vurmayınız diyordu Allah Resulü. Ve sonra dinin tamamlandığını anlatan Maide suresinin 3. ayeti burada geliyordu. İlk inen ayet neydi? Alak suresi, İkra değil mi? İlk 5 ayet. Nerede indi? Ya Nur Dağı'nda. Nur Dağı'nda. Peki son ayet nerede indi diyoruz? Arafat'ta Cebel-i Rahme'de. Hangi ayet? Maide suresinin 3. ayeti. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve radıytu lekumul islamı dine. Ayetin başından ne değil buradan alıyoruz? Ayetin başında domuz etinin, kanın haram olmasını, Allah'tan başkasının adına kesilenlerin haram olduğunu anlatır ve sonradan orada işaret vererek ölecek durumda olanın bundan faydalanabileceğini işaretini verir. Yani aslında buradaki asıl maksadın Rabb'e kulluktaki sınırları korumak olduğunu anlatır. Aynı Arafat sınırlarının sınırlandığı gibi. Men arafa nefsehu fekad arafa Rabbuhu sözündeki gibi. Nefsini bilen, yaratılışını bilen Rabbini bilir ve görür hakikatindeki gibi. Bunu anlayan kişiler ne yapar? Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ayetin hakikatini nefsinde yaşadığı için. Çünkü yürüyen Kur'an'da o.